Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com ve Kayseri Üzülüm katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün akşam muhtemelen saat 9 gibi yani 21.00 gibi Türkiye saatiyle bir canlı yayınımız olacak ve o canlı yayında Golva.com'un katkılarıyla sizlere 50 tane üyelik hediye edeceğiz arkadaşlar. Eğer katılım çok olursa önümüzdeki hafta yine gerçekleştirebiliriz. Bunun için yapmanız gereken kanala abone olmanız ki... E yani şurayı özellikle dikkate alın. Abone olup olabildiğince video izleyip beğeni atarsanız ve canlı yayında yer alırsanız üyelik size de çıkabilir arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi dün Sercan Hamzoğlu bir yazı kalemi aldı. Fenerbahçe'nin TFF ziyaretinin perde arkası diye. Şimdi Fenerbahçe kulübü adına Türkiye Futbol Federasyonuna e, dün birkaç ya iki gün önce birkaç kişi. Ziyarette bulundum. Haber Global'den de Sercan Hamzoğlu gereken bilgilere ulaşmış ve bunu bir özel haber olarak paylaşmış. Biliyorsunuz TFF Başkanı, Galatasaray Kongre üyesi Mehmet Büyükekşi aynı zamanda Erden Timur'un ortağı Mehmet Büyükekşi. Bir dakika ya, hocam bu kadar şey varken bunlar nasıl Fenerbahçe'yi kolluyor diyorlar. İşte diyorum ya, ha, ahlak adalet e, anlayışı böyle bir şey işte. Neyse Fenerbahçe yaklaşık 2 hafta önce görüşme talebinde bulunmuş. Ancak hem TFF cephesi hem de Fenerbahçe tarafının bir türlü uygun olmaması sebebiyle görüşme 2 gün önce gerçekleşmiş. Görüşmede Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci, Özgür Özaktaç yer almış. Ve federasyon cephesinde ise görüşmeyi Mehmet Büyükekşi ile Süper Lig kulüplerinden sorumlu yönetici Müslüm Özmen gerçekleştirmiş kalabalık bir ortamda gerçekleşen toplantıda Ali Koç özellikle Fenerbahçe'nin 5 maçına işaret ederek ciddi hakem hatalarının gerçekleştiğini bu hatalarda art niyet olduğunu dile getirmiş. Fenerbahçe kulübü bu tarz ziyaretleri sadece TFF'ye değil başta basketbol, voleybol olmak üzere yer aldığı bütün branşların federasyonlarına rutin olarak gerçekleştiriyor. Şimdi bu ziyaretten sonra Galatasaray Başkanı da ziyaret ediyor. Ve e, gizli saklı hani Bulgar plakalı araçla falan gitti diye söylüyorlar. Dalga mı geçiyorlar bilmiyorum ama gizli saklı gidiyor o da ama açığa çıkıyor. Artık Fenerbahçe başkanı ne konuştu diye mi gitti? Yine tehdit mi ettiler? Elimizde belgeler var açıklarız insan içine çıkamazsınız mı dediler. E, yoksa operasyon mu yaparız dediler. Ligi oynatmayız mı dediler bilmiyorum. Ama böyle bir durum var. Bazı Fenerbahçe taraftarı bu durumdan memnun. Yani yüzde sıfır 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 bir kesim. Geri kalan kesimde diyor ki hiç gitmeyeydiniz. Lig bitince gideydiniz diyor. Yani maç bittikten sonra konuşmayıp şimdi konuşmasınız diye. Bazıları diyor ki, abi sen Ali Koççu değil miydin diyor. Lan ben Ali Koççu falan değilim. Al saçmalamayın diyorum. Yok. Ben şunu söyleyeyim. Ali Koç değil de Aziz Yıldırım olsaydı biz bu 5 maçta doğranmazdık. Bir kere onu söyleyeyim. Bir kere ee, İstanbul Spor maçını zaten kazandıydık. Beşiktaş maçında da o Aziz Yıldırım korkusuna o takım eşek gibi kazandıydı. Yani Galatasaray'ın 2 puan farkında belki de puan farkını 1'e düşürdüydük. Onu söyleyeyim. Daha sonrası ne olurdu? Meçhul ama Aziz Ali Koç'un olayı bu. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Şimdi Beşiktaş Galatasaray derbisine El Sipatikos'a hakem Ali maç çalan şey Ali Şansalan verildi. Galatasaraylı olduğu tespit edilen, bilinen, herkesçe malum olan bu arkadaş Galatasaray Beşiktaş Beşiktaş Galatasaray derbisine veriliyor ve Galatasaraylılar ağlıyor. Hocam onlar hep ağlıyor. Sorsan yani sorsan Fener'ler ağlıyor derler ama Galatasaraylılar hep ağlıyor maalesef. Şimdi Ali şansalanın Galatasaraylı olduğu yani bilinen bir gerçek. Ona rağmen düşünün. Niye biliyor musunuz? Onlara göre zafere giden yolda her şey mübah. Hocam bazen de günah demeleri gerekmiyor mu? Onlara göre günah yok. Günah yok. Hak ye, çık de ki algı yap, bizim hakkımız yeniliyor de günah değil o. Onlara göre derken hepsini kastetmiyorum. Kesinlikle böyle bir yanılgıya düşmeyin. Mesela bizim kanalda bazıları var. Kara gümrük maçında hakkımız yeniliyor diyor. Bu kişiye göre günah münah diye bir tanım yok herhalde. Kara gümrük maçında hakkımız yenildi diyorsa Başka bir şeye gerek yok. Fenerbahçe-İstanbul spor maçında hakemlik ne var ki diyor. Ya bak. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Şimdi gelip bana burada bazı arkadaşlar Müslümancılık oynuyorlar ama onlara çok güzel bir ayeti hatırlatayım. Ya bilmiyorum inanıyorlar mı inanmıyorlar mı Kur'an-ı Kerim'e ama. Yani e, Maide suresi 8. ayet. Kısaca ey iman edenler Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun... Bakın bu cümle. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adil davranmamaya itmesin diye. Yani meal olarak e, bu kısaltılmış hali. Yani içinden bir kısım almışlar. Ayetin tamamı şu şekilde. Ey iman edenler. Yani Müslümansanız diyor. Size söylüyor. Galatasaraylı arkadaşlarım. Hani size diyor. Hani ben dediğim zaman beni burada kafircilikle suçluyorsunuz ya. Hani ey iman edenler. Ya eyyühellezine amenu diyor. Yani eğer yani Müslümansanız size diyor. Değilseniz umursamayın boş ver. Allah için hakkı ayakta tutun. Allah için. Yani şampiyonluk için hakkı çiğnemeyin diyor. Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Yani kendi menfaatleriniz gereği doğrunun bir kısmını kesip yalanla hükmetmeyin diyor. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, Fenerbahçelilerden nefret ediyorsunuz ya, Niye nefret ettiğinizi siz daha iyi biliyorsunuz. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz ki sizi adaletsiz davranmamaya itmesin, adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Yani takva eğer Allah'a layıkıyla kulsanız bu daha uygundur. Hani Müslümanım diye geçiniyorsunuz. Eğer e, adaletli davranmıyorsanız da falan değilsiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır diyor. Ben ayeti kerimeyi hatırlatayım da. Siz yine bildiğiniz okumayı sürdürün. Gerçi size göre ne var? Yani yıllardır aynı şeyi devam ediyorsunuz. Ben kendim için de söylüyorum. Bak Galatasaray maçı oynanılıyor. Pozisyon oluyor. Kırmızı mı değil mi? Ben vermem diyorum mesela. Demek ki benim takvam sizlerden daha iyi. Demek ki ben Allah için şahitlik yapıyorum. Hakkı ayakta sizden daha iyi tutuyorum. Biraz da örnek almaya çalışsanız daha iyi olur. Neyse siz nasıl olsa gülüp geçeceksiniz. Alay edeceksiniz ama Allah sorar merak etmeyin burada sorması öbür tarafta sorar. O zaman görüşürüz. Şimdi sosyal medyada algı yaptılar. Ali şans alanı Ali Koç verdi diye. Birincisi ulan bre ahmak der adama. İnsan der ki bre ahmak. Ali Koç hakemi ayarlama yetkisine sahip olsa siz lider mi olurdunuz? Ya, lider mi olurdunuz? Sivas maçı offside'ımsı. Ertesi maçta sizi öttürürdü. Sonra sizi öttürülünce hakemler derdi ki ha demek ki Galatasaray'ı öttürme ki sizi öttüren hakemi de bir sonraki maçta Fenerbahçe maçına verirlerdi. Fenerbahçe'yi kollardı. Yine vermeye devam ederlerdi. Ah hakemler mesaj alırdı yeterdi. Ya Fenerbahçe maçı son 4 haftadır 3 penaltısı yenilen takımın başkanının hakem ayarladığını düşünecek kadar acilsiniz. Fenerbahçe de buna diyor ki bugün TFF tarafından yapılan hakem atama duyurusundan oluşan gündeme dair bu açıklamayı yapıyoruz. Dijital medyada koordineli olarak hareket eden Galatasaray muhabirleri ve isimsiz sosyal medya hesaplarınca oluşturulan Beşiktaş Galatasaray maçını yönetecek hakem Ali Şansalan'ı başkanımız Ali Koç'un talep ettiği gündemi bir kulübün yönetim kuruluyla bağlantılı olarak futbol gündemini ne kadar manipülatif bir noktaya getirebileceğinin fotoğrafı olmuştur. Ben şunu da söylüyorum. Beşiktaş, Trabzonspor, başka takımlar sizin için Fenerbahçe'nin gram tehlikesi yok. Siz Galatasaray tehlikesinden korkun. Siz bunları pohpohlayıp şampiyon yaparsanız önümüzdeki senelerde ya biz zaten darmadağın olmuşuz. Önümüzdeki senelerde sizinle kafa kafaya çekişirken her türlü Bizans oyunlarını yaparlar. Eşek gibi de ortada kalırsınız. Ben size söyleyeyim. Kalırsınız. Dersiniz ki ha sarı öküzü vermeyecektik. Ben hatırlatayım da. Yani onu da söyleyeyim. Tehdit var, şantaj var. Federasyon başkanı Galatasaray ikinci başkanı ortak federasyon başkanı Galatasaray kongre üyesi. Hadi onu geçtim. Kongre üyesi olmasın şunu bunu geçtim. Hepsi olabilir. Aydınlar'da Fenerbahçe kongre üyesiydi. Geldi 3 Temmuz'un mimarı oldu. O ayrı mesele. Ama bu kadar şey. Tehdit, şantaj. Elimizde var kayıtlar var. Lan biriniz de deyin ki bugün Fener'le yarıştılar. Var kayıtlar var. Yarın bir gün benimle olsa beni ekartı etmez mi diye düşünün. Fenerbahçe'de ne zaman böyle sportmenlik dışı bir şey gördünüz? Neyse. Başkan Ali Koç'un Kulübümüzün iki takımın maçı ile ilgili hiçbir yorumu, görüşü, kimseyle görüşmesi, yönlendirmesi tabii ki olmamıştır. Fenerbahçe'nin hakemlere dair tek gündemi Adana Demirspor, Alanya Spor, Vavakars Fatih Karagümrük, Başakşehir ve son olarak İstanbul Spor maçlarında takımımızın hakemler ve var eliyle yarıştan kopartılmaya çalışılması, bu konuda kimlerin etkisinin ve yönlendirmesinin olduğu bu konunun sorumlularının vereceği hesaptır. Bak aklıma gelmişken Adana Demir Deplasmanı'ndan 2 puan ekle. Anlatabiliyorum 2 puan ekle. İstanbul maçından 2 puan ekle 4 puan. 2 puan gerisindesin Galatasaray'ın ilk mağlubiyetinde. Sen galip gelsen öndesin. Hani çok geriye bile gitmenin gereği yok. Anlatmak istediğim bu. Adı geçen hakem ile ilgili. Değişmeyecek tek yorumumuzu 17 Ekim 2021 tarihinde takımımızı şampiyonluk yarışından koparmak adına ortaya koyduğu maç yönetiminden sonra yapmış ve bu konuyu kapatmıştık. Bu konuda manipülasyon yapan Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündemle derbi maçta kendisine fayda sağlamaya çalışanların dikkate alınmamasını kamuoyundan rica ediyoruz demiş. Yani açıkçası Galatasaray yine ağlıyor. Ortalığı karıştırıyor demiş. Bu arada Fenerbahçe maçı. Ah size algısız bir şey söyleyeceğim. Bak algısız, yalansız bir şey. Hani az önceki ayette diyor ya bir topluluğu olan kininiz sizi adaletten şaşırtmasın. Konya Spor Trabzonspor maçı. Cihan Aydın böyle bir maça ben ilk defa duydum adını. Bilmiyorum belki maç yönetmiştir Süper Lig'de. Böyle bir maça böyle bir hakem verilmesi. Konya cephesine de saygısızlık. Trabzon cephesine de saygısızlık. Birkaç maç önce Adana Demir Konya maçıydı sanırım. Ortalığı 56 yaptılar. Cihan Aydın. Mesela Trabzon sporlarının ortalığı ayağa kaldırması lazım. bize niye böyle tecrübesiz hakem veriyorsunuz demesi lazım. Ama bir iddiaları olmadığı için şey yapmıyorlar. Onlar da Bruno Perez'i ne şey yapmışlar göndermişler. Neyse. Sivas Spor Fenerbahçe. Zorbay Küçük. Ah. Durna'nın Zort dediği yer. Bakın. Ben yine söylüyorum size. Mustafa Hoca da yalan olmaz. Belgesiz, delilsiz, kanıtsız konuşmam. Belgem, kanıtım, delilim yoksa tutarım. Başkaları gibi değilim ben. Merak etmeyin. Zorbay Küçük kimin oğlu biliyor musunuz? Beyzullah Küçüğün. E hocam bize ne? Beyzullah Küçük kim? Kim hocam? Hocam yoksa Fethullah Gülen'in? Yok. Feyzullah Küçük. Ee, transfer Market. Yok artık hocam. Vallahi mı? Feyzullah Küçük yazıp Transfer Market'a giriyoruz. Eski futbolcu. Teknik direktör. Bilin bakalım hangi takımın kaptanıymış. Hocam bir sürü takımda oynamıştır. Malatya Spor desem. Malatya Spor evet yanlış duymadınız daha da derine insem desem ki Malatya Spor'un o meşhur maçında kaptanıydı desem hani şu Malatya'ya giden tofaşlar falan filan olayı yok artık. Aynı Feyzullah Küçük Galatasaray altyapısında hoca desem internete girip yazabilirsiniz. Ben de öyle lagaluga şu bu yok arkadaşlar. Açıp bakabilirsiniz. Araştırabilirsiniz. 9 Temmuz 62 doğumlu. Girin bakın. Norbay Küçüğün babasıdır. Bizzat. Ondan sonra al ah, sana hakem ataması. Ah. Al sana hakem ataması. Al sana algı. Al sana başka bir şey. Bak hiç benimkinde hiç şey yok. İyi de hocam adamın babası böyle olabilir. Mesela atıyorum diyeceksiniz. İşte belki birinizin babası Galatasaray'da siz Fenerbahçe'si olabilir. Olabilir ben olmaz demiyorum ki. Ben burada şuna kızıyorum. İnsanları yanlış yönlendiriyorlar utanmadan, sıkılmadan yanlış yönlendiriyorlar. Bir de sanki kendileri doğruymuş gibi ortaya çıkıyorlar. Al sana algı. Zorbay Küçük Fenerbahçe'nin en kritik maçı. Sırayla, bak sırayla bütün Galatasaray'la hakemleri verip deniyorlar. Dem Ali Palabı'yı verdiler, mahvettiler Fenerbahçe maçını. Adana Demir maçında. Şimdi İstanbul maçında Kadir Sağlam'ı verdiler. Bak dikkat edin o da sezon bitene kadar maç almaz. Bak Fenerbahçe maçına veren, veriyorlar. Tamam. Maçı katlediyor. Ondan sonra maç vermiyorlar. Hocam iyi bak ceza oluyor. Ceza olmuyor. Ödül oluyor. Artık o maçı katletmesi için kaç lira para alıyor? Sezon sonuna kadarki parayı mı alıyor? Onu bilemem. Nasıl bir zihniyetse. Yani durum bu arkadaşlar. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joshua King. Sivas maçında kulübede başlaması bekleniyor ama ya Joshua King arkadaş ben anlamıyorum ya. Ya kurşun mu yedi bu adamlar? Bunlara ne oluyor? Zayt bireysel çalışıyor zaten. Altay Bayındır hakkında bir müjde gelebilir biliyor musunuz? Ya sürpriz bir şekilde iyileşebilir Altay Bayındır. Ya Trabzonspor maçından sonra Altay Bayındır'ı saha çalışması yaparken görebilirsiniz. Alın size bir sürpriz vermiş olayım. Ee, Fenerbahçe'de Sivas maçı hazırlıkları var. Atilla Salahi'yi biliyorsunuz sakatlandı. Sivas maçında forma giyemeyecek. Sadiz iç, yan bağlandı. Esneme ödem tespit edildi. Şimdi beni kara kara düşünceler aldı. Salahin'in yerine Luan Perez mi oynayacak? Gustavo Enrique mi? Yok artık hocam Gustavo Enrique oynarsa sahayı yıkarız. Hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Valla aklımdan deli sorular var. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz bazı şeylerde de ukalalık yapıyoruz. Gerçekten ukalalık yapıyoruz. Vallahi de billahi de bak benim aklıma şu geliyor. Ulan diyorum sezonun başından beri büyük maçlarda 4-1, 3-2 oynasaydık. Küçük maçlarda üçlü savunma oynasaydık. Biz diyorum iyi bir yere gelirdik diyorum bak. Küçük maçlarda üçlü savunma. Harbi söylüyorum bak. Ya bak diyorsunuz ki hocam Salah'i kötü stoper. Samet adam olmaz. Fenerbahçe'nin stoperi değil diyorsunuz. Serdar Aziz canlı bomba diyorsunuz. Ulan adam da bunu görüyor. Diyor ki ulan bunların ikisini toplasam bir adam ediyorum demek. Ben de üçlü stoper oynatayım. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Alay edeceksiniz biliyorum da. Aslına bakarsanız bak aslına bakarsanız Fenerbahçe'de kimin stoper oynaması lazım biliyor musunuz? Yok buna dalga geçeceğinizi bildiğim için söylüyorum. Osterwold ile bak Osterwold ile İsmail Yüksek'in stoper oynaması lazım. Geri dönüşleri iyi, markajları iyi, Topalmaları iyi, hızları da iyi. Ayaklarına da hakimler. Osterwold'e bak Harbi söylüyorum size. Bak alay et etmeyin. Fikrime saygı duyun. Çünkü o sayı için de aynısını yaptınız. Alay ettiniz bu heriften sabek olur diyor. Manyak lan bu futbol anlamıyor diye. Şimdi diyorsunuz ki en iyi sabeklerden bir tanesi. Bak harbi söylüyorum size. Oster ile İsmail Yüksek'ten müthiş stoper ikilisi olur. Hocam Serdar varken Samet Tamam. Oster ile Serdar Aziz. Birisi savaşçı. Ee, hani birebir de etkili stoper Rakibi boğan, pres yapan stoper. Diğeri de hızlı, havadan iyi, top dağıtabilen, oyun kurabilen stoper. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu yapılabilir. 2. E, nükleer başlıklı füze yiyen Luan Perez. Aslına bakarsanız Türkiye Ligi'nin en iyi sol stoperi. Luan Perez. Ama uğursuzluk, şanssızlık. Bak Pedro iyileşti. Maşallah gollerine devam ediyor. İnşallah da daha da devam eder. Yani... Pedro umutlarımızı yeşertti. Değil mi? Ulan Luan Perez de bir geliyormuş. Savunmayı öyle bir topluyormuş. Sezon bitene kadar takım sıfır gol yiyormuş. Hani inşallah olur. Hani inşallah olur. Keşke böyle bir şey olsa. Yani keşke böyle bir şey olsa. Ee, ben muhtemelen Luan Perez Samet oynatacağım şunu. Bu arada Batshuayi sakatlığını tamamen atlatıp takımla çalışmalara başladı. Hani Giresun maçında kadroya dönmesi bekleniyordu. Ben e, salı günü idmana çıkar diyordum. Akımla birlikte perşembe çıktı. Ben de yanıldım. Onlar da yanıldı. Yapacak bir şey yok. Ne diyelim? Kader. Kısmet bu işler. Şimdi Sivas Spor oyuncusu Samu Hays. Fenerbahçe'ye karşı ikisi kupada 3 maç oynayacağız. Elbette hafta sonu zor olacak. Onlar açısından şampiyonluğa devam edip etmeyeceklerini ilgilendiren bir maç. Biz ise en iyi sonucu almak istiyoruz. Dikteki durumumuzu düzeltmek için falan demiş. Sivas Spor'da sakatlıktan atlatan Uğur Çiftçi, Leke James, Alaaddin Okumuş takımda antrenmanla tamamında yer almışlar. İnanın ben artık seviniyorum. Rakip de sakat olmamasına seviniyorum. Ulan İstanbul'un 4 cezalısı var. Sakatı var diyorsun. Geliyor senden puan alıyor. Hani biriyle ne yapıyorsun? Sakatı var, cezalısı var diyorsun. Gidip puan verecek oluyorsun. Tam kadro çıkıyorlar. Tamam delik deşik edip geçiyorsun. Bir şey. Yani inşallah. Bak 3 tane maçım var Sivas'ta. Bir tek kupadaki. Bak kupadaki deplasma maçında beraber kal. ikisini kazan. Ben kabul ediyorum hadi. Hocam Sivas maçını kazanırsak şampiyon muyuz? Arkadaşlar öyle şampiyonluk bak. Zaten birilerinin istediği buydu. Son haftalara kadar böyle lig sürsün, heyecan sürsün. Bugün şu şampiyon Bak Galatasaray şampiyon diyorsunuz mesela. Ben de diyorum ki 3. sırada bitirebilir Galatasaray. Hocam saçmalama öyle şey olmaz. Zor değil. Beşiktaş maçında Icardi sakatlanıp sezonu kapatsın. Mustera sakatlanıp sezonu kapatsın. Beşiktaş'a yenilsinler. Evinde Başakşehir'e de yenilirler. İki maçı yenildikten sonra atıyorum o maçta biri kırmızı kart yesin. Algıydı, çalgıydı, çengiydi. iyice milletin nefretine, tiksinmesine sebep olurlar. Hakemler de der ki bunlar artık buradan sonra iflah olmaz. Biz bunlara desteği çekelim. Üçüncü olabilir. Beşiktaş ikinci olabilir. Fenerbahçe bir mallık yapar. Aşağı... Fenerbahçe üçüncü olabilir. Ben ihtimalleri söylüyorum ha yanlış anlamayın. Üçüncü olabilir. ikinci olabilir. Fenerbahçe şampiyon da olabilir. Hani ihtimaller var. Adamların istediği buydu. O yüzden ya kalan haftalarda ben takımı destekliyorum ya. Desteklemek dışında başka çarem yok. Jesus bugün istifa da etse yarın bir gün belki keşke bitirseydi. Bitirelim. Yapacak bir şey yok. Bugüne kadar hep sezonun ortasında teknik direktör değiştir, değiştir, değiştir. Bu sefer de bitirelim. Yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok. En fazla üçüncü olacaksın. Yapacak hiçbir şey yok. Buraya kadar getirmişsin. Böyle bir teknik adam getirmişsin. Yapacak bir şey yok abi. Fenerbahçe-Beko Euroleague'de Playoff'ta gidip Olympiakos'a 79-68 mağlup oldu. Muhtemelen elenecekler. Şimdi bu adamlara yapabileceğiniz bir şey var. Bu adamları sakatlıktan çekti mesela. Ha, şunu söylersin. Jesus için enteresan takımların tep talepleri var. Şu var bu var. Ya olsun istediği kadar olsun. Ne olacak? İstediği kadar olsun. Ben şunu söyleyeyim. Bir iki video önce dedim ki ya Fenerbahçe şampiyon olacak. Ali Koç falan çok rahat. Yani bir garanti aldı. Ya yani hani Bankalar Birliği Başkanı dedi ya, bir sene o şampiyon olacak, bir sene o şampiyon olacak, bir sene o şampiyon olacak. Biz sistemi kurduk mu diye öyle bir şey dedi. Ali Koç dedim herhalde bunun garantisini aldı. Yani bu sene de siz olacaksınız falan diye. Çok rahat. Hakkı yeniliyor rahat. Ne bileyim sahada doğranıyor rahat. Ya kazandığın maçta bile senin hakkın yeniliyor. Fark attığın maçta bile hakkın yeniliyor. Böyle bir sistem yok. Bak hak yenilmesini şöyle kastı anlatayım. Var sistemi yokken benim şöyle bir cümlem vardı. 15 santime kadar offside'ı hakem görmezse ben buna hata derim. Çok yüklenmem. Geçmişe bakın ben Kadıköy Sokak Facebook sayfasında da aynısını yaptım. 15 santim yazıyor. Hakeme bir şey diyemem ki. Göremezsin abi ya. Etme eylemi aynı anda iki, şey, iki açıya birden bakmak zorundasın. Adam önüne gelir bir şey olur, şu olur, bu olur. Kabul. Ama var sistemiyle eğer görüntüye rağmen sen sonucu etkiliyorsan bu senin namussuzluğundur. Bu senin hak yemendir. Ya milyonlarca kişinin hakkını yiyorsun. Düşünsene ya. Ya şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki herkesten 1 TL çalsan 85 milyon TL'n oluyor. Belki 85 tane ev alırsın. Hepsini aylık 2000 liraya falan 3 bin liraya kiraya verirsin. Al. Ömrünün sonuna kadar her gelen paraya da euro yap, dolar yap, at bankaya, faizinin. Ömrünün sonuna kadar haram pointslerle gününü gün edersin. Yapabilirsin. Ya bu da böyle bir şey işte. Neyse. Ee, başka neyi söyleyeyim? İnternasyonel kulübünün yetkisi Enner Valencia'yı Temmuz ayında kadrosuna katacaklarını açıklamış. Ya gidiyorsa gitsin, kalıyorsa kalsın. Ama ben şunu söyleyeyim. Biz Valencia'nın neyini seviyoruz? İnatçılığını, şununu, bunu, hırsını. Son maçlarda o hırsı, inatçılığı görebiliyor musunuz? Mesela ja Pedro ya Pedro'ya çok güzel bir asist yaptı. Yaptı değil mi? Yaptı. Peki maçın içinde neredeydi e, Valencia? Hani biz İstanbulspor'a karşı 2-0 falan öne geçerken Valencia oyunda yoktu değil mi? Sonradan girdi. Yok hocam, oynuyordu. Nerede oynuyordu? Ya ben şunu söyleyeyim. Bize aidiyet duygusu yüksek isim lazım. Bize kayıt lazım. Bak bir tane kayıt lazım. Bir tane sov lazım. Bir tane de emenike lazım. Pichigetto da olur. Pokemon da vardı ya. Hoca bir Pokemon. Ya bize böyle inatçı bir şey lazım. Bize böyle hırs küpü lazım. Aidiyet duygusu yüksek. Mesela Mesela bize hırslı adam lazım. Yani Crespo. Crespo Venerbahçe'de bak. İyi bir futbolcu. Ama dikkat edin o bile düşüştü. Şimdi Jesus'un kötü etkisi de olabiliyor. Hani iyi etkisini hep konuşuyoruz ama kötü etkisi de olabiliyor. Bunların hepsini göze almak lazım. Bunların hepsini değerlendirmek lazım. Futbol böyle bir süreç. Her dikkat mesela. Hakeza. Hani bunları de doğru değerlendirmek lazım. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ee, yani durum bu. Peki hocam sen Fenerbahçe'nin şampiyonu hocana inanıyor musun? Arkadaşlar inanıp inanmama meselesi değil. Bak size ben ne söylüyorum. Fener 1, Galatasaray 2, Beşiktaş 3'te bitirebilir. Birinci ihtimal. Fener 1, Beşiktaş 2, Galatasaray 3 bitirebilir. İkinci ihtimal. Galatasaray 1, Fener 2, Beşiktaş 3 bitirebilir. Üçüncü ihtimal. Galatasaray 1, Beşiktaş 2, Fener 3. Dördüncü ihtimal. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 2, Galatasaray 3. Beş. Beşiktaş 1, Galatasaray 2, Fenerbahçe 3. Altıncı ihtimal. Hani şeyler gibi. <laughs> Neydi onun adı ya? Ee, hani matematik konusu anlatıyor. 6 yani ihtimalle bitebilir. Ya hocam o kadar da değil ya. Beşiktaş'ın puanı kaç ki? Bak. Size bir şey söyleyeyim mi? İçimden bir ses. Diyor ki, samimi söylüyorum. Fenerbahçe'nin hükmen galip geldiği hafta Galatasaray kaybedecek diyor. Fenerbahçe'nin hükmen galip geldiği hafta. ilk galip geldiği hafta. Zaten öbüründe ikisi de hükmen şey yapıyor. Beşiktaş, Galatasaray bak. Başakşehir 48 puanla 5. sırada. Adana Demir 57 puanla 4. sırada. Adana Demir'in zaten 6 maçı kaldı. 57 puanda. Hani Beştaş'ı yakalama ihtimali çok çok zor. Aralarında 5 puan fark var. Yani Fenerbahçe'de Galatasaray'da Beştaş'ta en fazla 3. sırada bitirir gibi geliyor. Çünkü arada bir uçurum var orada. Şimdi Beştaş 62 puanda. Bir maç fazlası var Galatasaray'dan. Galatasaray 70 puanda. Şimdi Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse inşallah 70 65 olacak. Arada 5 puan fark olacak bir maç eksiğine rağmen. Başakşehir Galatasaray'ı yenerse Beşiktaş kazanır da 70 68 olacak bir maç eksiğine rağmen. Fener Galatasaray'ı yenerse Beşiktaş Galatasaray'ı altına almış olacak. Böyle enteresan bir tablo. Bak böyle enteresan bir tablo. Ben size bunu anlatıyorum işte. İşte Galatasaraylıların korkusu bundan. Hala algı yapması bundan. Ligde Fenerbahçe 36 gol yemiş. Beştaş 28 yemiş. Galatasaray 23 yemiş. Hani arada 13 gollük bir fark var. Hiç belli olmaz. 3 mağlubiyet yaşar. 3'ünde 13 gol yer. Bir bakarsın Fenerbahçe'nin aynı gol sayısı. Ya bu olmaz olmaz demeyin. Şu anda kim düşecek? Ümraniye düşecek. Giresun düşecek puan sıralamasında. Umarım yani Giresun İstanbul Spor'u altına alabilir. Bu, bu maç Giresun İstanbul maçı mesela. Aynı İstanbul yani başka takıma yenilebilir. Öbürüne yenilebilir. Şu olabilir bu olabilir. Bana kalırsa İstanbul düşsün. Giresun düşmesin. İstanbul takımları olmasın abi ligde. Yeter yani olmasınlar ligde. Ne saçmalık ya. Yani bu kadar İstanbul takımı olmaması lazım ya. Bunun bir kotası falan. Gerçi kazan kazanca bir şey diyemiyorsun. Neyse. Ben anlatmak istediğimi umarım herkes anlatabilmişimdir. Fenerbahçe ile ilgili de Ryan Kent olayını ortaya attılar. Ryan Kent. Şimdi arkadaşlar Ryan Kent ortaya attılar. 1. Anthony Martial ortaya attılar. 2. Lucas Moura'yı ortaya attılar. 3. Hocam onu sen de konuşuyordun. Evet. Ben size bütün detaylarını anlatıp kanalımızda birçok videosu mevcut. Onlar varken ben burada konuşmayacağım bile. Gerek duymuyorum bile. Şimdi farz ne diyorum? Farzı misal vererek söylüyorum. Farzı misal vererek söylüyorum. Üçünün de Fenerbahçe'ye geldiği bir senaryoyu hayal ediyorum. Tamam mı? Rossi'den Kent'e. Kent var Malbora var hocam. <laughs> Rossi'den Ryan Kent. 11 milyon euro piyasa değeri var. Yaşı daha 26. 1.76 boyunda İngiliz sol kanat. Piyasa değeri 11 milyon euro sözleşmesi boşa çıkacak bedava olacak. İskoç liginde yani İskoç ligini çok kolay zannediyor arkadaşlar da toplam hani İskoç ligi, şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi elemesi e, İskoç kupası bir de lig kupasında toplam 43 maç 3626 dakika. Yani yaklaşık 40 40 maç 26 dakika oynamış gibi bir şey. Bayağı da oynama şeyde yüksek yani. Allah muhafaza sakatlığı da az olan bir futbolcu. 3 gol 10 asist. Ama 3 gol 10 asistin hepsi de İskoç Ligi'nde. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu Fenerbahçe'ye geldiği gün çöplemeye başlarsınız. Aa, bu istatistiği ben de yapardım şöyle böyle diye. 11 milyon euro yazıyor hocam ama. Ya işte bazı takımların futbolcusu öyle ya yani gösteriliyor. Ben futbolcunun hani birkaç videosunu izledim. Hani köşeye köşeye vuruşlar olan bir futbolcu, köşeye köşeye yani köşeyi iyi görüp iyi plase atabilen bir futbolcu. Ha, ee, hoşuma giden tarafı şu kalabalık savunma içerisinde atıyor bunu. Aslında bize böyle isimler lazım. Çünkü bize karşı rakipler hep kapanıyor. Yani kapanıp namaza başlıyor. Öyle bir şeyler var ya enteresan. Bizim rakipler hep kapanan rakipler. Bir de orada aynı takımda Glasgow Rangers'ta Alfredo Morelos vardı. Asıl bence var ya, bence asıl e, odaklanmanız gereken kişi bu. Biz bu sıpayı almalıyız. O da 42 maç ama 2093 dakika. Yani 23-24 maç, 12 gol, 7 asist. Bence biz bu sıpayı almalıyız. Alfredo Morelos'u almalıyız. Benden söylemesi ha, hocam bu da Samatta'nın bir versiyonu diyebilirsiniz. Bu Samatta'nın bir versiyonu değil, ben size söyleyeyim. Ben olsam onu alırım ama Ryan Kent olayını ben zannetmiyorum ha, olursa da tahmin ediyorum ya çok detaylı incelemedim ama tahminime göre bu çocuk bizde iş yapar ama gelir gelmez çöplemeye başlarsınız kim gelirse gelsin İkincisi Anthony Martial zaten sezon devam ederken biz bu arkadaşı konuştuk kanalımızda da videosu mevcut izleyebilirsiniz arkadaşlar ee, Martial 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 artık Mert Hakan yanlış Arkadaş 2015'te 60 milyon euroya gelmiş. Sonrasında bir düşüş yaşamış. Bu sezon sözleşmesinin bitimine bir yıl var. 2024. Bir de opsiyonu var. 21 maça çıkmış. 1073 dakika. Yani 900 dakika 10 maç. 990 1080. 12 maça çıkmış. 7 gol 3 asist. Ve Premier Lig'de 4 gol 2 asist. Avrupa Ligi'nde 1 gol 1 asist. FA Cup'ta 2 gol. Manchester'da sürekli yapılan olduğu için bu adamı kolay kolay bırakmazlar. Ben size söyleyeyim. Hani hayallerle yaşayanı e, hayallerle çok yaşamayın yani bilin istedim. Lucas Moura konusunda dediğim gibi şey e, yani daha önce de konuştuk. Durumlar bunlar. Yani bana kızmayın arkadaşlar. Ben sadece size öneride bulunuyorum. Sizi sadece yönlendirmeye çalışıyorum. Yani transfer duyumları bunlar. Ben zannetmiyorum. Ha şu var. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu'na sürekli teklifler geliyor, ilgi mektupları geliyor. Hani bizim istediğimiz 30 milyon euro. Verseniz alırsınız. Yoksa bayağı alırsınız diyoruz. Bakalım veren çıkacak mı? Ama gerçekten Ferdi'yi eğer 30'a satabilirsek başarı, 30'a satamazsak salaklık. 30'a satmayıp daha düşüğe satarsak salaklık. Satarsak da yerini bulabilir miyiz? Hiç zannetmiyorum. Fenerbahçe'nin bu şey performansıyla transfer scouting performansıyla Ferdi'nin yerine gidip 5-6 milyon euroyu hiç edeceği görüşündeyim. Kolkır 1 iki saçmalamış. Bir iki bir şeyler söylemiş. Yok şöyle böyle falan filan. Ya Kolkır olayı Fenerbahçe tarihinin en rezil olaylarından biridir. Futbolcuyu git. Al. Getir. Ama teknik direktörü futbolcudan sonra getir. Futbolcuyu kim istiyor? Nenat Bielis. Şey, Marcelo Bielsa istiyor. Yani Marcelo Bielsa'yı getirmek istiyorsun. Hazır sözleşmesi de boşa çıkmış. İngiltere'den tanıyorum ben onu. Şöyle böyle. Futbolcuyu ikna edip getiriyorsun. Marcelo Bielsa'dan sonra anlaşamıyorsun. Vitor Pereira'yı getiriyorsun. Diyorsun ki al seni stoperim bu. Adam yüzüne bile bakmıyor. Yani haklı da. Yani bir tarafta Kim Minji bir tarafta Kolker. daha Ayrı bir mesele. O da haliyle biraz alay eder gibi konuşmuş etmiş. Yani durumumuz çok enteresan bizim ya. Durumlar bunlar Arkadaşlar ben bu videonun başına ne koysam onu da bilemiyorum. Akşam 9-10 gibi canlı yayında görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.